Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla, yeni bir incelemeyle karşınızdayım ve yepyeni bir markayla karşınızdayım. Adını belki de ilk defa duyacağınız bir otomobili anlatacağım sizlere. Çinli Hozon markasının Neta U versiyonu, U modelini arkadaşlar, SUV'si, C SUV'si Türkiye'ye satışa sunuldu. Avrupa'dan daha önce ülkemizde satışa sunuldu. Size arabayı detaylıca anlatacağım. Güzel özellikleri var. Özellikle elektrikli araba alırken kafamızdaki en büyük soru işareti bataryalar biliyorsunuz. Bu arabada BYD'de kullanılan, BMW'de kullanılan, Honda'da kullanılan, böyle bilinir kuvvetli markalarda kullanılan batarya teknolojisi kullanılmış arkadaşlar. Detaylı bilgileri sürüş kısmında vereceğim. Şöyle önce gelin bir arabanın tasarımına bir dönelim. Elektrikli araba inceliyoruz. Tabii ki çevreci olduğunu vurgulamak için sizi böyle yeşilde bir alana getirdim arkadaşlar. Her ne kadar elektrikli arabaların batarya üretimi çok çevreci olmasa da emisyon değeri düşük olduğu için çok çevreci geçiyorlar. Neyse biz aracımıza dönelim. Şimdi arkadaşlar Hozon markası Türkiye'ye 2024 yılında giriş yaptı. Avrupa'ya bizden daha sonra girdi. İki farklı versiyonu var Hozon Neta U'nun. Bir pro versiyonu, bir de test aracımda olduğu gibi normal versiyonu, daha düşük önden çeker versiyonu, pro versiyonda 4 çeker sistemi var. Çin'de yaklaşık 10 yıldır üretimine devam eden bir marka. Şimdi arabayı ilk gördüğümde, özellikle bak şu açıdan arabayı gördüğümde, ben Hyundai Kia grubuna bir hayli fazla benzettim. Özellikle şöyle aşağıya inen farlardan dolayı bu Bayon'a, Kia Niro'ya biraz fazla benziyor. Arabada diğer marka modellerde olmayan farklı özellik var. Gördüğünüz gibi anahtarımız standart bir otomobil anahtarı gibi değil. Arkasında da herhangi bir logo yok. Hatta şunu söyleyeyim, arabanın herhangi bir yerinde Hozon markasını belirten bir yazı da yok arkadaşlar. Anahtarda bir bagaj açma tuşu var. Kapıları açabileceğimiz tuş takımı yer alıyor. Siz anahtarını nasıl buldunuz? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. İtiraf edeyim, tasarımı güzel arkadaşlar. İddialı duruyor. Ben şimdi parka geldim. Çevredeki insanlar bu arabanın markasını merak ederek hatta gelip incelemek istediler. O kadar dikkat çekici bir araç diyebilirim. İkinci bir özellik, bu arabanın şarjının kaç olduğunu kontağı çevirmeden, arabanın içine girmeden görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Arabam şu an kilitli. Bu arada kayar led sinyallerimizde görmüşsünüzdür. Bak, arabayı açma butonuna basıyorum. Şurada bir animasyon var, gördünüz mü? Şurada mavi ışıklar var, beyaz ışıklar var. 6 tane ledin 3 tanesi yanıyor. Yani benim bataryam yarı yarıya dolu demek. Mavi ışık bataryaların doluluğunu gösteriyor. Farklı, değişik ama güzel bir özellik bence. LED aydınlatmalarımız var. Önde animasyonun bulunduğu bir bütün ekran var. Gece burası daha şık görünüyor. Bak, otomatik bir şekilde kapılarını kilitledi, dikiz aynaları kapattı. Neyse, şöyle yan profilden göstereyim. 18 inç jantlarımız var. 225-60-18 inç abatında. Gene elmas kesim çift renkli jantlarımız. Arka ön disk frenlerimiz var arkadaşlar. Çamurluk lodiklerimiz var. Burası ama gövde renginde, herhangi bir şekilde piyano siyahı veya plastik kaplamalı değil. Krom eteğimiz var, tavan rayımız var, piyano siyahı cam çerçevemiz var. Ben arabanın özellikle şu kas çizgisini sevdim. Bak, burası arkaya doğru uzanıyor. Arka çapraz ışıktan da göstereyim size. Şöyle güzel de bir omuz çizgisi var. Arka tarafta da led aydınlatmalarımız var. Bir bütün şekilde arka taraf yanıyor. Burada da yine animasyon detayları mevcut arkadaşlar. Sol tarafta model ismi Neta yazıyor. Sağ tarafta da U Pro yazıyor. Yalnız burada bir karmaşa var. Türkiye'ye gelen modeller sadece önden çekerli tek motorlu versiyonu. Bir de 4 çeker versiyonu var arkadaşlar. Pro versiyonu. Bize önden çeker gelmesine rağmen arka tarafta Pro yazıyor arkadaşlar. Avrupa'da şu an Pro versiyonunun satışı başladı ama ülkemizde yok. Yalnız arkaya Pro yazmışlar. Biraz farklı bir şey olmuş ama neyse, bir şey demiyoruz Çinli abilerimize. Tasarım güzel ama tasarıma laf yok. Bagajı elektrikli bir şekilde buradan açabiliyorsunuz. Bak, burası eleştirilir. Bagaj hacmi küçük. Yalnız bagaj hacmi küçük ama arka diz mesafesi çok iyi. Arka tarafa geçince göstereceğim. Şöyle seyyar bir pandizotumuz var. Bagaj zeminimiz, hemen şöyle kaldırıyorum. Evet, burada elektrik kablolarını vesaire koyabileceğiniz köpük bir saklama alanımız var. 60'a 40 oranında koltuklarımız yatıyor. Gene elektrikli bir şekilde bagajı buradan kapatabiliyorum. Bagaj açma butonunun bak şuraya bir çıkıntı yapmışlar, daha rahat bulabilirsiniz diye. Şöyle yaklaşıp göstereyim size burayı da. Evet, alt difüzörümüzde krom parçalar vesaire var. Ve bakın, şöyle aşağı eğiliyorum, ne var burada? Bağımsız arka süspansiyon var arkadaşlar. C-Sun'da piyano bilek parça var. Arabanın pek çok noktasında piyano siyahı parçaya yer vermişler. Bence bu bir dezavantaj. Özellikle içeride çok fazla çiziliyor. Tekrar aracımızı açalım. Kapı sesini merak eden arkadaşlar çok fazla var. Şöyle dinleteyim. Yani kapı kolu çok kaliteli diyemem ama fena da değil. Ön kaputu kaldıralım bir de. Motor bölümünü göstereyim size. Evet, pistonlu motor kaputumuz yok arkadaşlar. Motor bölümünü kapatmışlar. Güzel kapatmışlar. Cam suyunu koyabileceğiniz bir bölüm. Bir de akünün kutup başını görebileceğiniz bir bölüm var. Başka hiçbir yere ulaşamıyorsunuz. Öndeki plastiği sökmeniz gerekiyor.
Şurada da bak yalıtım keçesi de mevcut. Burayı da merak edenler için bir göstermiş olayım. Evet, arka koltuklara geçeceğim. Geçmeden önce bak şurada bir şarj giriş yeri var ama burası açılmıyor. Hemen yan tarafta da bir tane mevcut. Burası açılıyor arkadaşlar. Şimdi öbür taraf niye açılmıyor biliyor musunuz? Veya öbür taraf niye var? Çin'de standartmış arkadaşlar. Çin'de çift giriş olması gerekiyormuş. Bu şekilde de Avrupa'ya pazarlaması yapıldığı için çift geliyor ama bir tarafı açılmıyor. Kapalı versiyonda geliyor. Yetkililer tarafından verilen bilgi bu yönde. Geçelim şöyle bir arka koltuğumuza. Ama şöyle kapılarla başlayalım. Yukarılar sert malzeme. Şöyle krom görünümlü bir parçamız var. Plastik bir parçamız var. Deri kaplamalar, yumuşak parçalar burada. Saklama alanında da bak zeminde öyle yumuşak parça kullanmışlar, tamam mı? Bu değer verdiğini gösterir. Gene burada krom detayları görebilirsiniz hoparlörlerde. Evet, arka koltuğa geçiyorum. Sürücü koltuğu kendime göre ayarlıydı. C segmenti bir SUV demiştim. Bak diz mesafesine bakar mısınız? Ya burası aşırı geniş. Yani ayak ayak üstüne atabiliyorum. Burada bayağı rahatım. Şöyle kamerayı çevireyim bak. Baş mesafesini de göstereyim. Bir 5 parmaklıkta baş mesafesi var. Arka yaşam alanı olarak çok geniş. Bagaj küçük, yaşam alanı geniş. Koltukların yapısı güzel. Bu arada burada Hozon yazıyormuş ya. Bak ben de bunu yeni gördüm. Evet, hiçbir yerde Hozon yazmıyor diyordum ama koltuk arkasında yazıyor. Enteresan bir yere koymuşlar. Abi şunu az daha görünür bir yere koyun sana. Hatta bak bir tane de önüne varmış. Ön tarafa geçince onu da çekeyim bari. Onlara dikkat etmemiştim. Neyse, koltuklardan devam edelim. Deri kaplamalı koltuklar. Kaliteli yalnız koltuklar. Şöyle çantayı çekeyim ben kenara. İki tane bardaklığın bulunduğu şöyle bir kilit var. Burayı da açıp da kullanabilirsiniz. Tekrar kapatabilirsiniz. Böyle kartlık vesaire koyabileceğiniz bir bölüm burada yer alıyor arkadaşlar. Arkası güzel. Cam tavan var. LED aydınlatmalar var. Şurada bir dijital ekranımız var arkadaşlar. Havalandırma menfezimiz. Saklama alanı var. Burada muhtemelen farklı versiyonlarında, Pro versiyonunda USB veya Type-C çıkışı var gibi duruyor. Şaft tüneli yok. Orta tarafa bak. Şöyle geçiyorum. Hem ayaklarım burada bayağı rahat. Hem de kendim. Şöyle döneyim. Ben de burada oldukça rahatım. 3 kişi çok rahat bu arabayla seyahat eder arkadaşlar. Evet. Arka taraf bu şekilde. E şimdi geçelim sürücü koltuğuna, biraz da oradan bahsedelim. Gene kapıyla başlayalım isterseniz. Arka kapıya göre yukarılarda bu sefer yumuşak malzeme var. Deri kaplamalı yüzey alanlara daha fazla. Saklama alanında gene bu ses yapmayacak plastik parçalara yer vermişler. Koltuklar elektrikli arkadaşlar. Bak koltukların yapısı da güzel ha. Tasarımı da güzel. Şuradaki krom detay da güzel. Bak ekranlar çalışmıyorken tasarımına diyecek lafım yok. Oldukça teknolojik duruyor. Hatta bu arabayı bizim TOG'la çok fazla kıyaslamamız gerekiyor. Fiyat olarak TOG'dan 200-250 bin TL ucuz arkadaşlar. Ve sundukları TOG'la aşağı yukarı aynı diyebilirim. Şurada gene Hozon yazımız var. Burası plastik mi? Plastik. Evet, plastik burası. Bak buralar yumuşak malzeme. Şurası bayağı yumuşak malzeme. Dikiş detaylarımız, ki gerçek dikiş bunlar. Izgara menfezimiz var. Şuralar. Evet, buradan itibaren sert malzeme başlıyor. Yavaş açılan bir torpidomuz var ve önde çift ekranımız var. Şimdi arabaya bir cam verelim şurada. Start stop'a basayım. Evet, ekran selamlamayı gördünüz, değil mi? Bu ekranı nereden hatırlıyorsunuz? Chery'den, değil mi? Temalar güzel ama ekran Chery'de kullanılan ekranın aynısı diyeceğim ama Chery'deki ekranın daha ucuz versiyonu. Çözünürlük kötü, renkler kötü, doygunluk kötü. Daha yüksek, daha kaliteli bir ekran olması gerekirdi. Buralarda da dijital panel kullanmışlar ama buraları özelleştiremiyorsunuz. İşte arabanın şarj durumunu veya arıza göstergelerini, işte iki tane de ekran var. Ya şuradaki U anlamsız olmuş. Bilmiyorum, farklı bir şey yapılabilirdi diye düşünüyorum. Arabanın kalitesi inanılmaz yükselirdi bence. 8 inç, 8 inç iki tane ekranımız var. Şöyle geri görüş kamerasını göstereceğim. Geri görüş kamerası güzel. Çözünürlük de güzel, açısı da güzel. 360 derece kameramız yok. Tekrar park modunu alıyorum. Gelelim orta panele. Bak klima bölümü burası arkadaşlar. Şurada da vites kontrol ünitemiz, sürüş modlarını ayaracağımız bir bölüm buluyor. Yalnız buralar hep piyano siyahı kaplamalı. Abi buralar en çok çizilecek yerler. Anahtar, işte ne bileyim saat, işte bak bileğimdeki taşlar vesaire çok fazla temas edeceği için çok çabuk çiziliyor. Piyano siyahı parçanın ben buralarda kullanılmasına karşıyım. Özellikle bir de burası dokunmatik ekransa, işte o zaman iş değişiyor. Ben mesela bak kendi göz hizamı alıyorum. Şu an klimayı açmak istesem hangi tuş nerede göremiyorum çünkü ciddi bir yansıma var. Sürüşte ben buraya ulaşmak için bayağı böyle kalkıp önüne geliyorum, eğiliyorum. Hani acaba açtım mı açmadım mı vesaire diye birkaç kere bakmak zorunda kalıyorum. Sürüş modunu değiştireceğiniz tuş bölümü burada yer alıyor. Ama burası bak ben şu an basıyorum, olmuyor. Buraya muhtemelen şöyle bir temasta bulunacaksınız. Böyle biraz elinizle hani sağa çeker gibi, gene değişmedi ya. Ha şu an değişti. Yani çok da böyle aman Allah iyi alıyor diyemem. Bayağı 3-4 kere basıyorum ki değişsin. Şurası da böyle inip kalksaydı
Güzel de olurdu aslında. Yani burayı biraz eleştirdik. Şöyle kapatalım. Kapaklı bir bölümümüz burada. Tolda yamamız oldukça derin. Gayet güzel. Şimdi aşağıda ne var? Benim inmem gerekiyor. Şöyle inip göstereyim size. Bak buraya bardaklık yapmışlar, tamam mı? Abi buraya hangi insan evladı kullanacak anlamış değilim. Ben elimde kahvem olsa buraya koysam sürüş esnasında bu kahveyi buradan alma ihtimalim yok. Yapmışlar. Güzel. Altındaki bak şu dokular. Şunu tekrar elime alayım. Bak bu yumuşak güzel plastik yapmışlar buralara. Ses yapmayacak ama anlamsız olmuş. Ergonomik olmamış daha doğrusu. Almanlar gibi değil yani. Burada yine bir USB girişimiz var. Bir tane de çakmaklığımız orada yer alıyor. Yani burası çok kullanışlı değil. Ufak tefek evet eşyalarınızı ıvır zıvırı koyarsınız ama bardaklığı işlevsel olarak kullanamazsınız. Daha sonra şöyle tavanı da göstereyim. Sürüşüne çıkalım. Hem camımız hem perdemiz elektrikli bir şekilde açılıp kapanıyor. Şurada ışıklı bir güneş siperliğimiz yok. Işık hiç yok hatta burada. Şunlar led yanıyor. Evet bunlar da led. Kararın dikiz aynası da yok. Onu da gösterdikten sonra Neta U'muzun bir sürüşüne çıkalım. Sürüşünde güzel özellikler var. Batarya teknolojisine değineceğim. Sürüşte görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar. Hozon Neta U'muzun şöyle dry modunu alalım. Bir sürüşüne başlayalım isterseniz. Hemen şunu söylemek istiyorum. Şaşırdığım bir şey söylemek istiyorum. Arabanın süspansiyonu inanılmaz konforlu. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Bak Çinli markalardan böyle daha dandun, daha gergin bir süspansiyon beklersiniz ya. Bunda öyle değil. Gayet güzel. Süspansiyonun darbe sönümlemesi çukurlardan, kasislerden geçirirken gerçekten şaşırtıyor. Konforlu. Kabin içerisine de değinelim hadi konfora değinmişken. Yani rüzgar sesi böyle 100-110 kilometrelerden sonra biraz geliyor. 120'den sonra daha yüksek sesler geliyor ama arabanın maksimum süratinin de 150 kilometre olduğunu hatırlatmamda fayda var. Yol sesi de aynı şekilde diyebilirim. 100-110 kilometrelerden sonra geliyor ama genel olarak kabin içerisinde konforlu sürüş yaparsınız arkadaşlar. Dezavantajı şu, müzik sistemi çok kaliteli değil. Daha iyi bir ses sistemi olabilirdi bu araba için. Onun dışında ama kullanılan malzemeler iyi. Malzemelerin birleşim noktaları gayet güzel. İşçilikte herhangi bir problem yok. Koltukların deri yapısı güzel, süngeri güzel. Yanal destekler yeterli seviyede, gayet tatmin eder. Sportif bir direksiyonumuz var. İki kollu, yukarısı boş, aşağısı boş. Delikli deri vesaire kullanılmış. Hatta şunu da söyleyeyim. Arabanın 3 farklı sürüş modu var. Konfor, Eco ve Spor modu. Konfor ve Eco'dayken şehir içerisinde direksiyon inanılmaz yumuşak. Yani aşırı yumuşak. Bayağı böyle tek parmağınızla çevirirsiniz. Zaten elektrikli otomobiller, yani benim fikrimi biliyorsunuz, düşüncemi biliyorsunuz. Şehir içerisi için mantıklı. Şehirler arasında hala ben erken olduğunu düşünüyorum. Belki yorumlara yazan arkadaşlar olacaktır. Ben işte bilmem kaç bin kilometre kullandım şehirler arası yolda vesaire diye ama ben hala erken olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şehir içi olarak düşünürsek bu arabayı da konforlu, güzel, keyifli sürüşler yaparsınız Neta U'yla. Evet, konfordan sonra asıl olayımız motor, batarya. Şimdi arkadaşlar 163 beygir gücünde 210 Nm tork değerine sahip bir elektrikli motorumuz var. 58 kW'lık bataryalarımız var. Ortalama yakıt tüketimimiz 14-15 kW civarlarında, yani yaklaşık 30-40 kuruş civarında evden şarj ederseniz böyle bir ücretiniz var. Arabanın boş ağırlığı 1780 kg, 0-100'e 9,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum süratimiz 150 km. Arabanın menzil verileri ise şehir içerisinde 550 km'lik bir menzil sunuyor sizlere. Şehirler arasında 400-380-420 arasında bir menzil veriyor. Kullanıma göre, sürüş modunuza göre değişecektir. Ama 450-500 km de ortalama bir menzil diyelim. Bataryaları hem AC hem DC şarj edebiliyorsunuz. DC 100 kW'ya kadar destekliyor ve 100 kW'ya da %20'lik bataryayı %80'e 30 dakikada ulaştırabiliyorsunuz. Bunlar güzel özelliklerdir. Motor teknolojisi diğer elektrikli arabalardan çok fazla ayrışmıyor. Yani standart bir elektrikli motor aslında. Ama batarya teknolojisi ayrışıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çoğu elektrikli otomobilde lityum iyon batarya kullanılıyor ve son günlerde basını takip ediyorsanız elektrikli arabaların yanma problemi var. Bataryalardan kaynaklı bir yanma sorunu var. İşte bunu Renault yaşadı, Tesla yaşadı, farklı farklı markalar yaşadı. Lityum iyon bataryalar biraz daha bu konuda güvensiz. BYD pazara çıkarken batarya teknolojisiyle çok fazla övünmüştü. Aynı batarya teknolojisi bunda da var. Lityum ferrofosfat, yani o ferro da demir bileşeni ediyor. Bu farklı bileşenlerin kullanıldığı, demir bileşeninin kullanıldığı bir batarya teknolojisi kullanılıyor. Bu bataryalar lityum iyonlara göre aslında daha enerji seviyesi daha az olduğu için daha kararlı ve daha güvenli olarak kabul ediliyor arkadaşlar. İşte dışında söylemiştim, BMW, Stellantis, Toyota, Honda gibi markalara da batarya üreten bir firma tarafından üretiliyor bu aracın da bataryaları. Bu güvenliğin yanında bir de uzun ömürlülük var arkadaşlar. BYD de pazara girerken biliyorsunuz bunu çok fazla kullandı. Ben daha uzun ömürlü batarya üretiyorum diye. Bu lityum ferrofosfat bataryalar arkadaşlar daha fazla şarj döngüsüne sahip. Örnek veriyorum, rakamları atacağım. Renault Zoe'yi
1000 kere şarj ediyorsunuz değil mi? Bataryanın ömrü tükeniyor. Bu arabayı da 1800-2000 kere şarj edebiliyorsunuz. Yani iki katına yakın daha fazla şarj döngüsüne, ömrüne sahip bu bataryalar. Böylece elektrikli arabalarda aslında bir maliyette batarya değişim maliyetiydi. Bunun önüne geçmiş oluyorsunuz. Biraz daha batarya maliyetinizi düşürmüş, ekonomik bir araç almış oluyorsunuz. Evet, daha sonra motorun özelliklerinden devam edelim. 3 farklı sürüş modunu söyledim. Bir de 3 farklı rejeneratif, yani yeniden kazanım enerjisini ayarlayabileceğiz bir modunuz bulunuyor arkadaşlar. Eko modunu alırsanız genelde 3. seviyede oluyor. Yani ayağımı gazdan çektiğimde tek pedalmiş gibi bu arabayı kullanabiliyorum. Şehir içerisinde eğer ki alışırsanız çok rahatlıkla bu arabayı gaz pedaliyle kullanırsınız arkadaşlar. Fren pedaline ihtiyaç duymadan kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle döneyim. Bir de size 0-100 performansını göstereyim spor modunda. Evet, hatta zaten 0-150 maksimum süratimizdi. Şuradan gösterebilirim. Yolum müsait. Dip gaz yapıyorum. Hop sardı. Fena sardı. Hala sarıyor. Ama 70 km'ydim daha sarıyor. İnanılmaz sarıyor. 100 km'ye yeni ulaştım. Aşırı sarıyor bu araba abi. İnanılmaz sardı yani. 130 km'ye şu an ulaştım. Ve 150 km'ye ulaştım arkadaşlar. Ya çok sardı. Bir şey diyemeyeceğim şimdi. Tekrar yapmam lazım. Yani yolda mıcır var diyeceğim. Mıcır da yoktu ya. Yolda bayağı temizdi. Şöyle tekrar duralım. Bir 0-100 daha yapalım. Evet. Tekrar yolum müsait. Kökledim. Bu sefer daha az. Yani sardı ama daha az sardı. 100 kilometre. 130 kilometre. Ve 150 kilometreye ulaştım maksimum sürate. Evet, spor modunda sarıyor yalnız bu araba. Fazlasıyla sarıyor. Performans saniyesini siz gördünüz. Ben saniyeyi görmedim ama bana hissettirdiğini soracak olursanız böyle aslında diğer elektrikli arabalarda hissettiğim o aşırı ivmeyi bu arabadan hissetmedim. Açık söyleyeyim. Özellikle 100 kilometreden sonra sanki biraz daha yavaş hızlanıyormuş gibi geldi. Ara hızlanmasında bak bir problem yok. Mesela 100 kilometredeyim. Basıyorum. Tamam, beni geriye yapıştırıyor. Geriye atıyor. İyi, güzel hissettirdiği güzel ama sanki 0-100'den kalkış hızlanması böyle diğer araçlarda daha iyiydi diyeyim. Yani fena değil, gene güzel. Öyle kötü demiyorum, bak yanlış olmasın. Elektrikli araba, hani o gücü hissediyorsun ama hani daha bir rakiplerindeki gibi performans yok bence. Evet, performansı da bu şekilde arkadaşlar. Bir de konfor modunda yapalım mı ya 0-100'ü? Acaba spordan dolayı mı sardı? Ya şu mod değiştirmek gerçekten işkence. Bak basıyorum, almıyor. Ha, şu an konfora geçtim. Tekrar duracağım. Evet, tam durduğum, kökledim, sarmadı bak bu sefer. Konforda hiç sarmadı. Muhtemelen spor moddan dolayı çok aşırı ivme oluyor. 100 kilometreye yeni ulaştım. Fena değil yani, konfor modda spor modun arasında çok bir 0-100 fark olduğunu sanmıyorum. Hatta konfor daha iyi gibi sarmadığı için. 150 kilometreye ulaştım, gayet de güzel. Konforda kullanın abi bu arabayı. Spor modu anlamsız yere sarıyor. Bu arabanın hakkı 4 çekermiş arkadaşlar. Belki ağırlık dağılımından dolayı ön tekerler biraz boş dönüyor ama 4 çeker olsa, o pro versiyonu gelse ülkemizde daha iyi olabilirdi. İnşallah o da gelir, onu da test videosunu çekeriz. Evet, performansı da genel olarak böyle söylemiş olalım. Bu arada el frenim, elektronik el frenim sol tarafta yer alıyor. Şurada bak hız göstergesi var. Yandaki yolcu da buradan takip edebilir. Dijital bir ekran var saatin ve hız göstergesinin olduğu. Öyle de bir detay var kenarda. O detaydan da bahsetmiş olayım. Evet arkadaşlar, şöyle bir özetleyelim isterseniz. Videoyu ufaktan bitirelim. Eleştirilir mi? Eleştirecek yerleri var. Öndeki ekran geliştirilebilir. Çözünürlüğü vesaire arttırılabilir. Ortadaki bu panelin muhakkak değişmesi lazım. Yani güneş yukarıdan vurduğunda gözümü inanılmaz alıyor. Ya sunroofu komple kapalı sürüş yapmam gerekiyor. Hani burasının değişmesi lazım abi kesinlikle. Ama onun dışında öyle çok bariz dezavantajları yok. Hatta tasarımı güzel. Ön taraf aydınlatmalar güzel. LED farları güzel. Arkadaki aydınlatmalar gayet iyi. İçeride kullanılan malzemeler, işçilikte herhangi bir problem yok. Konforu çok iyi. Yani tercih edilebilir bir araba. Tabii 1.700.000 TL'lik fiyatı var dedik. Bu arabanın rakibi işte TOGG'unda 1.800'e 1.900 civarında bir fiyatı var. Hani TOGG'da ekstra ödeme kolaylığı vesaire sunuluyor. Yani bu araba rakiplerine göre, C segmenti elektrikli arabalara göre belki böyle 150-200.000 bandında, 200.000 TL civarında biraz uygun diyebilirim. Ama bir tık daha uygun olsaydı çok daha fazla satardı. Çünkü ismi zaten daha az biliniyor. Piyasaya yeni girdi.
hani böyle 1 milyon 500 bin TL'ye satışı olsa işte Skywell'den daha fazla satacağını düşünüyorum. Çünkü Skywell'den daha güzel özellikleri var. Skywell'e göre daha severek kullandım ben bu arabayı. Batarya teknolojisi ve güvenlik gibi anlamlarda ön plana çıkıyor. İşte Euro NCAP'ten 5 yıldızı var mesela bu arabanın. Böyle de güzel detayları var. Belki gelişmiş güvenlik ekipmanlarını eksik olarak sayabiliriz. Şerit takip sistemleri gibi sistemler de olsaydı, entegre edilseydi daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ama Pro versiyonu gelince belki o açık kapanabilir. Evet sevgili arkadaşlar, benim Hozon Neta U ile alakalı genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Umarım sizler için faydalı, güzel bir içerik olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere diyeceğim ama bir şey rica edeceğim. Hala abone olmayan arkadaşlar var. Değerli arkadaşlar, sizlerin desteği benim için önemli. Sol alt köşeden abone olursanız, bak videoyu izleyenlerin %90'ı kanala abone değil. Siz de abone olursanız kanalı belki 500 bin yapacağız abi, o kadar diyorum. Sizlerin desteğini bekliyorum. Sol alt köşeden ücretsiz bir şekilde abone olursanız, videoyu da beğenirseniz çok memnun kalırım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.